Namaz, zekat ve oruç gibi ibadetleri, uyduruk dine yani hadislere veya mezheplere göre değil Kur'an'a göre yerine getirmelidir, diyenler oluyor. Hadisler ve mezhepler Kur'an'a aykırı mıdır? Cevap: mezhepsizler, İslam'a göre ibadet edelim, diyorlardı. Bunlar da, Kur'an'a göre ibadet edelim, dediklerine göre, mezhepsizlerin başka kolu oluyor. Bu kasıtlı bir reform ve çok cahilce bir tekliftir. Ülkeyi kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere göre değil, sadece anayasaya göre idare etmeli, demekten daha yanlıştır. Her şey anayasada olmaz, anayasa kanunlara havale eder. Kur'an-ı Kerim'de namazın farzlarını, namazı bozan şeyleri, namazın rekatlarını bile bulamayız. Zekatın farzını, kaçta kaç verileceğini, uşrun ne oranda verileceğini, Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Namazın, zekatın, orucun farzlarını, orucu bozanları Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Bunları Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Peygamber Efendimizin bildirdiklerini de mezhep imamlarımız açıklamıştır. Onun için namaz, oruç ve zekat gibi ibadetler ancak mezheplere göre uygulanır. Kur'an-ı Kerim'e hatta hadis-i şeriflerden kendi anladığımıza göre bile uygulayamayız. Resulullah Efendimizin bildirdiklerine ve mezheplere uyduruk din denmesi de çok çirkin bir iftiradır. Kur'an-ı Kerim'de, Resulüme uyun, buyuruluyor. Resulullah'a uymamak Kur'an-ı Kerim'e yani Allah-u Teala'ya uymamak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, bazı kibirli kişiler çıkacak, Allah Kur'an'da bildirilenden başka bir şeyi haram kılmadı, diyecek. Yemin ederim ki, benim emrettiğim, yasakladığım, koyduğum hükümler de vardır. Bunların sayısı Kur'an'daki hükümlerden daha çoktur. Ebu Davud, Kur'an'dan başka delil kabul etmem diyenler çıkacaktır. Ebu Davud, hadisi bırak, Kur'an'a bak diyerek bana inanmayanlar çıkacaktır. Ebu Yala, yalnız Kur'an'daki helal ve haramı kabul ederim diyenler çıkacaktır. İyi bilin ki, peygamberin haram kılması, Allah'ın haram kılması gibidir. Tirmizi, Darimi, Cebrail aleyhisselam, Kur'an gibi açıklaması olan sünneti de getirdi. Darimi, bana Kur'an'ın misli kadar daha hüküm verildi. İyi. Ahmet, İmam-ı Şarani Hazretleri buyuruyor ki, bize yalnız Kur'an'dan söyle, diyen birine, İmran bin Husayn Hazretleri, ey ahmak! Mesela Kur'an'da, namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin? Buyurdu. Hazreti Ömer de, farzların seferde kaç rekat kılındığını Kur'an'da bulamadık, diyene, Allah-u Teala bize Resulullah'ı gönderdi. Kur'an'da bulamadığımızı ondan gördüğümüz gibi yaparız. O, seferde 4 rekatlı farzları 2 kılardı, buyurdu. Mizanül Kübra. Kaynak: www.dinimizislam.com